Şunu biliniz ki 42 yıllık meslek hayatımda her türlü makamı gördüm. 2011 seçimlerinde bana 2015 Haziran'a kadar Mardin'i temsil yetkisini verdiniz. Bu süre içerisinde İçişleri Komisyonu Başkanlığı olarak, İçişleri Bakanı olarak ve milletvekili olarak sizlere hizmet etmek için elimden gelen gayreti gösterdim. Burada size şerefimle, namusumla ifade ediyorum. Tek bir kanunsuz işlemim olmamıştır ve olmayacaktır. Bir yargı süreci devam ediyor ama bir, şahsıma, iki, aileme, iş ve meslek çevreme, görev yaptığım yerlerdeki insanlara ama en başta hemşehrilerime ve bana o yetkiyi veren Mardinlere karşı aklanmadan yeniden kendilerinden herhangi bir talepte bulunmayacağımı, bu aklanmadan da sizin karşınıza çıkmayacağımı, her türlü hesabı da vermeye hazır oldu mu burada? Şimdi değerli kardeşlerim, ben hesabımı veririm. Kanunen veremeyeceğim bir hesap yoktur ama şunu da bilin. Yolsuzluk adı altında birbirinden farklı birçok şeyi bir araya getirip siyaseti dizayn etme yollarını arayanlar da sağlam iradeyi, milli iradeyi de karşılarında göreceklerdir. Bunun yolu seçimdir, sandıktır, sizlerin ak oylarıdır ve sizlerin oylarıyla seçilecek olan belediye başkanlarımızdır. Değerli kardeşlerim, bizim referansımız millettir. Benim referansım hemşehrilerimin bu coşkusudur. Tekrar ifade ediyorum. Veremeyecek hiçbir hesabım yoktur. Her türlü hesabı vermeye de hazırım. Sizlerin karşısına da Allah inşallah beni aklanmış olarak karşınıza getirir. Ayrıntılı şeyler söyleyeceğiz. Ama şunu da bilin ki asıl hedefin içinde de asıl hedeflerin içinde bu oyunların içinde oyunlar var. Onların birinin de asıl hedefi çözüm sürecidir. Bu bölgedeki huzurdur, kardeşliktir. Allah'ın izniyle 11 ay İçişleri Bakanlığım sırasında bu memlekette tek bir şehidin olmadığı bir dönem yaşandı. İşte Türkiye'de beklenmeyen, istenmeyen, yeniden yaratılmak istenen bir kardeş kavgası vardır. Bunun da lütfen farkında olun. İnşallah her şey ortaya çıkacak ama tamamen hukuka, soruşturma hukukuna ve usullere aykırı olarak düzmece delillerle oluşturulan dosyalarla değil, gerçek hukuka uygun dosyalarla da her zaman, her zeminde ve her yerde hesabını Allah'ın izniyle vereceğim. Ben öncelikle arkadaşlarım, il başkanımıza, ana kademelere, ilçe başkanlarımıza, gençlik kolları başkanlarımıza, teşkilatın bütün üyelerine, bütün kardeşlerime, bütün hemşerilerime, şu anda görev yapmakta olan başta Mardin Belediye Başkanımız, diğer ilçelerin belediye başkanlarına ve inşallah büyük çıkacağız. Her zaman sizlerle beraberim. Sizin emrinizdeyim. Sizin hizmetinizdeyim. Bundan müsterih olun. Beni çok duygulandırdınız. Allah sizlerden razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizlere çok teşekkür ediyorum.
bir saniye, Artuklu bir saniye, Kızıltepe lütfen. Arkadaşlar heyecanınızı anlıyorum gerçekten. Sayın Bakanımıza olan sevginizi, muhabbetinizi anlıyorum. Ama bu kadar.